organı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'ne 5 yıl için görev tehdit etmek için sandık başına giden seçmen, siyasi partileri 6 ilçede, Lefkoşa, Mausa, Girne, Yeniskele, Güzelyurt ve Lefke'den ayrı ayrı partilerden gösterilen 50 aday için seçim ve halk oylaması yasasına atfen çarşaf liste dediğimiz oy pusulaları üzerinde mühür, tercih veya karma oyları ile siyasi partilerle adayları üzerinde seçme hakları kullanmışlardır. Ülkemizdeki seçimler Yüksek Seçim Kurulu tarafından yürütülmekte ve çıkan sonuçlara göre meclise hangi partinin kaç milletvekili göndereceğini oyların sayılmasına mütakip resmi olarak açıklanmakta, mazbatasına alan milletvekillerinin anayasaya uygun yemin metninin meclis kürsüsünden doğru olarak okunuşu ile milletvekili görevi yürürlüğe girmektedir. Siyasi partilerin sahip olduğu koltuk sayısı ise iktidarın şeklini belirlemektedir. Bütün siyasi partiler köklü olsun köksüz olsun seçime girerken tek başına iktidar sloganıyla girmekte oldukları ise bilinen bir gerçektir. Son seçimlerde iddialı girmelerine rağmen birinci parti gelen UBP 21 milletvekilinde kalmış, 26 sayısını bulamadığı için tek başına iktidar olma şansını çeşitli oyunlar neticesinde yitirmiştir. Halkın Partisi ise kendilerinin umut organı ve genel başkanları Sayın Kudret Özersay'ın da tek başına iktidar hayali, hedefi, sandıkların açılmasıyla şaşmış ve 9 milletvekiliyle 3. parti olarak sıralamada yerini almıştır. Bugün için ise koalisyon kurduğu kafa ve kasa birliği yaptığı ortakları tarafından gerek başkanlar gerekse bazı milletvekilleri tarafından dörtlü koalisyonu bozan kişi olarak maalesef hedef tahtası seçilmiştir. Özersay, Demokrat Parti lideri Sayın Serdar Denktaş'ın bir televizyon programında sert eleştirilerine maruz kalmıştır. Özersay'ın 14 ayda hala daha siyasette ayaklarının yere basmadığını söyleyen Denktaş, işlemeyecek bir maliye var ortada, işlemeyecek maliyenin neyini denetleyecekler diye eleştirilerini sürdürürken, kendisinin 30 yıldır siyasetin içinde olduğunu ve hala daha öğreneceği daha birçok şeyin olduğunu ifade ederken, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'a yönelik yaptığı açıklamalar Denktaş, ilkokul mezunu olan birinin profesörlük yapmaya talip olmasına benzer bu iş. Bu nedenle lütfen devleti bu şekilde bozmasın diye de öğütlerde bulunmuştur. Tabii bu öğüt içerisinde yeni hükümette bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşların yer değişmesine ilişkin bir nevi itirazı olduğunu aşikardı. Ülkemizde köklü partiler arasında UBP ve CTP kurumsallaşmış yapılarıyla öncelikli olarak var olanlardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nde 5 yıl yukarı milletvekili kazanan partilerin gruplarının olacağı da bilinmektedir. Şu anda mecliste grubu olan 3 parti vardır. Grubu olmayanlarsa Demokrat Parti, TDP ve YDP'dir. 460 günde 2018 erken genel seçimlerinden sonra kurulan ve halkın büyük çoğunluğunun beceriksizlikle nitelendirdiği dörtlü koalisyon sona ermiş, hükümet hükmünü yitirmiş ve yeni bir koalisyon olan UBP-HP hükümeti protokolündeki maddelere başkanların bir nevi mühür basmalarıyla kurulmuştur. Hükümet programı meclisi UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sayın Ersin Tatar tarafından okunmuştur. Her programın uygulanabilir olmasının ehemmiyeti bütçedeki kaynaklardan geçtiği biliniyor. Meclisten geçen ve denk olmayan bir bütçenin varlığında ülkedeki bütün bu sorunların anahtarını biliyoruz diyen dünkü ana muhalefetin ve bugünkü iktidarın büyük tarafının ve ortağının ülkemizin müreffeh bir yapıya kavuşması için atacakları adım atılmıştır. Hükümet programı üzerinde de bugün söz meclistedir. Cumartesi veya pazar günü yapılacak güven oylamasına müteakip yürütme kurulan ikili hükümetin sorumluluğuna geçecektir. Yeni kurulan kabinede başbakan ve bakanların görevi bir bütün ekip olarak ülke halkına söz verdiklerini mutlaka yerine getirmektir. Yasama ve yürütme seçmenin tabii ki altındadır. Yargıya güven tamdır. İş yapabilirlik yani icraatsa beklenen hükümetin güven oyu oynaması için bugünden itibaren geri sayım başlamıştır.